4 Eylül TV ana haberden mutlu akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Tarihler 28 Eylül 2015 pazartesiyi gösteriyor bugün. Haftanın ilk iş günündeyiz. Uzun bir aradan sonra tatilin ardından birçok vatandaş bugün işbaşı yaptı. Tabii veliler ve çocuklar da bugün ders ilişi aldığı için çocuklar okullara gitti sevgili seyirciler. Veliler ise yorgundu ve heyecanlıydı. Öğrencilerde de heyecan vardı. Birazdan o heyecanları sizlere aktaracağız ama Sivas gündemine geleceğiz. Sivas gündeminde de 1 Kasım seçimleri vardı. Vekiller yavaş yavaş vatandaşların arasına girmeye başladı. Esnaflarla bir araya geldi. Esnaflarla milletvekili adaylarımızın arasında geçen diyalogları ekranlarımıza getireceğiz. Ama onun öncesinde dilerseniz ilk olarak Sivas gündeminden öne çıkan başlıklara birlikte bir göz atalım. Ardından haberlerin ayrıntılarıyla tekrar karşınızda olacağız. Sivas Milliyetin Müdürü Mustafa Altınsoy, 2015-2016 eğitim öğretim yılının başlaması ve ilk öğretim haftası münasebetiyle öğrencilerle birlikte Atatürk anıtına çelenk sundu. MHP İl Başkanlığı parti binasının çatısına astı, terörü bitirmek için 400 vekil değil 400 gün yeter yazılı pankartı kaldırarak yerine karaktersiz şehit babası yoktur, yüreği yanan şehit babası vardır yazısını astı. YSK Başkanı Sadi Güven sandıkların birleştirilmesi konusunda öyle bir konu gündemimizde yok cevabını verdi. Genel sağlık sigortası kapsamında gelir testi yapılmasıyla ilgili son tarih çarşamba günü. Ayrıntılar şimdi 4 Eylül TV ana haberde. Evet, tatlı bir telaş vardı öğrencilerde ve velilerde dedik sevgili seyirciler. Milli eğitim ve öğretim yılı bugün başladı. 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı. Öğrenciler bugün ders başı yaptı ancak tabii Sivas'ta 125 bin öğrenci ders başı yaptı bugün. 8.020 idareci ve öğretmen de ders başındaydı bugün. Yorucu bir gün geçirdi dedik. Milli Eğitim Müdürlüğü ise bugün Atatürk anıtına çelenk sundu. Sivas'ta 125 bin öğrenci, 8.020 idareci ve öğretmen için ilk ders zili çaldı. Sivas Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, 2015-2016 eğitim öğretim yılının başlaması ve ilk öğretim haftası münasebetiyle öğrencilerle birlikte Atatürk anıtına çelenk sundu. Çelenk sunumu sonrasında anıta bulunan Türk bayrağı göndere çekildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. Efendim Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2016 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle TOKİ Şehit Üsteğmen Şükrü Pürlü İlkokulu'nda tören düzenledi bugün. Öğrencilerin şiirler okuyup judo gösterisi yaptığı programda minik mehteran takımı ise görülmeye değerdi. Tabii törenin sonunda Vali Alim Barut ve beraberindekiler öğrencilere kitaplarını dağıttılar. Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi. TOKİ Şehit Üsteğmen Şükrü Pürlü İlkokulu'nda düzenlenen programa Sivas Valisi Halim Barut, Sivas Belediye Başkanı Selma Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, İl Protokol Üyeleri, Okul Müdürü ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programı öğrenciler ilk olarak Vali Harun Barut'a çiçek takdim ettiler. Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Fazlı Kama, yeni bir eğitim öğretim yılına daha başlamanın heyecanı içinde olduklarını söyleyerek sorumlulukların farkında olduklarını kaydetti. Görevlerimizin bilincinde olarak yeni eğitim öğretimine başlıyoruz. Toplumun eğitime katılımını artırmada, öğretimde farkındalık oluşturmada hepimize büyük sorumluluk düşmektedir. Ülkemize emanet edeceğimiz bu pırıl pırıl çocukların daha iyi donanıma sahip olması için çaba gösteren kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor. Tüm öğretmen, anne, baba ve sevgili öğrencilerinizi saygıyla selamlıyorum. Açılış konuşması sonrasında minik öğrenciler şiir okudular. Küçüktüm, kucak açtım, sevgiyle ışık saçtım, başımda altın taştım, benim güzel okulum. Sonrasında söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Yeniden okula kavuştuk. Bu gururu ve bu sevinci hep beraber yaşıyoruz. Bu vesileyle ben herkese selam ve saygılarımı sunarak yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Açılış konuşmalarında Belediye Başkanı Sami Aydın da geleceğin çocuklara emanet olduğunu belirterek sözlerine şu şekilde devam etti. Geleceğimiz çocuklarımıza ait. Her şeyimizi inşallah onlara emanet edeceğiz ve inanıyoruz ki onlar da
almış oldukları bayrağı çok daha yukarılara taşıyacaklardır. Törende son olarak söz alan Vali Alim Barutsa, insanın doğduğu andan itibaren bir şeylerin öğrenme çabasında olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. İnsanın doğduğu andan itibaren öğrenmekte, öğrendiklerini bir ömür boyu hayatına yansıtmaktadır. İnsan aklını ve ruhunu aydınlatan bu önemli sürecin yeni eğitim ve öğretim yılında da iki ana unsuru vardır. Biri öğrenen, yani çocuklarımız, gençlerimiz ve geleceğimiz, diğeri öğreten, yani evde ana babamız, okulda öğretmenlerimiz. Açılış konuşmaları sonrasında okul öğrencileri judo gösterisi yaptı. Judo gösterisinin ardından Fevzi Paşa İlköğretim Okulu öğrencileri de mehteran gösterisi sundu. Programın son bölümünde Vali Alim Barut, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve Vali Yardımcısı Ömer Kalay ile öğrencilere kitap dağıttı. Sevgili seyirciler, yaklaşık birkaç hafta önce tartışmalara neden olan bir konuyu ekranlarımıza getireceğiz. Şimdi hatırlayacaksınız, Milliyetçi Hareket Partisi il binasının çatısına yazılan bir pankart vardı. Terörü bitirmek için 400 vekil değil 400 gün yeter pankartı Sivas'ta tartışmalara neden oldu. Sivas Valiliği pankartın kaldırılması için Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı'na bir yazı göndermişti. Aradan bir hafta geçti, parti yöneticilerinin kararıyla yazı kaldırıldı kaldırılmasına. Ama bugün yeni bir yazı daha yazıldı oraya. MHP Sivas İl Başkanlığı 2 hafta önce parti binasının çatısına terörü bitirmek için 400 vekil değil 400 gün yeter yazılı pankart astı ve bu pankartın kaldırılması için Sivas Valiliği tarafından uyarıldı. Teşkilat yöneticileri pankartı kaldırmayacaklarını belirterek itirazda bulundu. Uyarıdan sonra 10 gün boyunca çatıda kalan pankart kısa süre önce başka bir yazıyla değiştirildi. Kaldırılan pankartın yerine "Karaktersiz şehit babası yoktur, yüreği yanan şehit babası vardır" yazısı asıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Sivas İl Başkanı Ragıp Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir televizyon programında 400 vekil olsaydı terör olaylarının yaşanmayacağını söylediğini anımsattı. MHP İl Başkanı Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir şehit cenazesinde ise "böyle babalar da var, karaktersiz babalar da var" dediğini de ifade ederek şehit babalarına hakaret ettiğini söyledi. Biz ilk etapta biliyorsunuz 2 hafta önce bir pankart astık. Terörü bitirmek için 400 vekil değil 400 gün yeter diye pankart astık. Akabinde valilik pankartın kaldırılması için bir yazı gönderdi. Valiliğe bize daha önce gönderdiği bir yazıyla cevap verdik. Siyasi partilerin kendi il binalarına ve 100 metre çevrelerine kendi siyasi propagandalarını, afişlerini, bayraklarını asabileceğine yönelik. Bunun üzerine valiliğin kendilerine herhangi bir müdahalesi olmadığını dile getiren Özkan, "terörü bitirmek için 400 vekil değil 400 gün yeter" pankartıyla şehir kamuoyuna gerekli mesajın verildiği kanaatiyle pankartı kaldırıp yenisini astıklarını bildirdi. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın o gün yapmış olduğu programa paralel olarak tırnak içerisinde "karaktersiz şehit babası yoktur, canı yanan şehit babası vardır" sloganıyla yeni pankartımızı düzenledik. Seçim süreci bitinceye kadar da biz siyasi partimize, irtibat ofislerimize ait bölümleri ve bölgeleri bu tip afiş ve pankartlar için kullanmaya devam edeceğiz. Efendim, Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Teşkilatı İstanbul Milletvekili adaylarını kamuoyuna tanıttı. Aday tanıtım programına katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise AK Parti iktidarını eleştirdi ve milletin artık gerçekleri görmesi gerektiğini söyledi. Bu gerçekleri tek tek sıraladı. İl Başkanım, Alperen Ocakları İl Başkanımız, Genel Başkan Yardımcımız, çok saygıdeğer milletvekili adaylarımız, il ve ilçe teşkilatlarımızın değerli yöneticileri, İstanbul'un dört bir yanından salonumuza teşrif eden çok sevgili misafirlerimiz. Türkiye'nin itibarı siyasetin temiz yüzü düsturuyla yola çıkan Büyük Birlik Partisi, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde aday tanıtım toplantısı ve bayramlaşma programı düzenledi. Müzik
saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ve ayetül lehumün leyl neslehu minhüm nehâre fe izâhum muzlemûn ve şemsü tecrîl müstakarrin lehâ dâneke tegdîrul azîzil alîm. İstanbul'u Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en iyi şekilde temsil etmeye hazır 88 adayın tanıtıldığı programda katılımcılara hitap eden Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican seçim sürecini ve partisinin seçim çalışmalarını anlattı. Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Mican, partisinin 4 Ekim'de tüm milletvekili adaylarının katılımıyla Ankara'da aday tanıtım toplantısı yaparak seçimlerin startını vereceğini bildirerek sözlerine başladı. Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Mican, güçlü bir kadroyla seçime girdiklerini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü. Milliyetçi, mukaddesatçı, demokrat, sosyal adalete inanan bir ideolojiyle milletin huzuruna çıktık. Büyük Birlik Partisi, Türk milletinin bir özeti durumundadır. Mican'ın ardından kürsüye gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sözlerinin başında terör olaylarında hayatını kaybeden şehitlere ve hacda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, ülke gündemini değerlendirerek AK Parti iktidarının her alanda olduğu gibi eğitim alanında da sınıfta kaldığını savundu. Çocuklarımız çağımızın bilgileriyle donatılamadığı gibi milli ahlakımızdan, milli ve manevi değerlerimizden de hızla bir kopuş yaşamaktadırlar. Maalesef bugün gayri ahlakilik adına aklımıza ne gelirse maalesef her biri en az %200 artmıştır. Destici terör tehdidinin beli kırıldı diyen Başbakan Ahmet Davutoğlu'na o zaman seçim sandıklarının neden taşındığını sordu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa belli mahallelere, belli ilçelere, belli köylere sandık kurulamıyor. PKK'nın belini kırdık diyen Sayın Başbakan'a söylüyorum. Dün muhalefete sesleniyordunuz Sivas'ın ötesine geçemiyorsunuz diye. Siz neredesiniz Sayın Başbakan? Siz bugün geçebiliyor musunuz? Basından PKK'nın kullanıldığı silahların ABD yapımı olduğunu öğrendiklerini belirten destici, Başbakan Davutoğlu'ndan bunu Obama'ya sormasını istedi. Bu ABD silahlarını PKK'ya kim verdi? Sayın Başbakan onu Obama'ya sormadan gelme Türkiye'ye, gelme. Hesabını sor, ondan sonra gel. Amerikan silahlarıyla benim binbaşımı, yüzbaşımı, onbaşımı, assubayımı, polis kardeşlerimi şehit edecek ve siz de Amerika Birleşik Devletleri ile ortak mutabık bir halde operasyonlara devam edeceksiniz, üslerinizi açacaksınız ve her türlü desteği vereceksiniz. Çözüm sürecine de eleştiren destici, çözüm sürecinin bir çözülme süreci olduğunda sürekli dile getirdiklerini anımsatarak PKK'nın AK Parti iktidar zamanında güçlendiğini savundu. Onların beli kırılmıştı. Onların kaburgaları da kırılmıştı. Siz usta bir cerrah gibi aldınız, çözüm süreci denilen süreçte onları tamir ettiniz, iyileştirdiniz ve milletin evlatlarını şehit etmelerinin önünü açtınız. Siz milletin belini kırdınız. Evet. Seçmene de seslenen destici, eğer siz yine bu meclistekilere oy vermeye devam ederseniz, iktidarları aynı şekilde kurmaya devam ederseniz, farklı bir şey beklemeyin dedi ve devam etti. Bunları meclise taşımaya devam ederseniz, iktidarları aynı şekilde kurmaya devam ederseniz, farklı bir şey beklemeyin. Bu ülkede o zaman terör de bitmez, işsizlik de bitmez, yoksulluk da bitmez, gelir dağılımındaki adaletsizlik de bitmez, hukuksuzluklar, haksızlıklar da sona ermez. Dış politikada itibarsızlığımız da devam eder ülke olarak. Suriye'de, Irak'ta kan gölü olmaya devam eder. Milletin artık gerçeği görmesi gerektiğini söyleyen destici, Büyük Birlik Partisi'nin memlekette doğruları söyleyen tek siyasi parti olduğunu belirterek sözlerini sonlandırdı. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Doğruları söylemeye devam edeceğiz. Doğruları yapan tek siyasi kadrodur Büyük Birlik Partisi. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Doğrunun yanında duran tek siyasi harekettir. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Yanlışın karşısına ok gibi dikilip bedeli de ne olursa olsun ödemeye hazırım diyen tek siyasi harekettir. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu büyük Müslüman Türk milletinin mayasıyız. Efendim Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Büyük Birlik Partisi 1. Sıra Sivas Milletvekili adayı Sayın Doğan Ürgüp'ü stüdyomuzu ağırlayacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Kuzey Bey. Teşekkür ediyorum. Bizi seyreden bütün
hemşehrilerimize, bütün vatandaşlarımıza saygı ve selamlarımı sunuyorum. Tabii seçim yaklaştı. 1 Kasım seçimlerinin startı verildi aslında. Partiler de yavaş yavaş sahaya iniyor. Büyük Birlik Partisi sahaya indi mi? Büyük Birlik Partisi 4 Ekim'de Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda geniş bir aday tanıtım toplantısıyla birlikte seçim beyannamesini açıklayacaktır. Evet. Asıl faaliyetimiz bizim 4'ünden sonra başlayacak ama şu anda sahadayız. Araçlarımızı giydiriyoruz şu anda. Ziyaretlerde bulunuyoruz zaman zaman. Evet. Basına bunu tam yansıtmadık. Zaten hep sahadaydık, hiç içeriye girmedik. Tabii ki bu seçim sürecine hangi noktadan nasıl gelindiği bellidir. Bu süreç aslında ülkenin yaşamaması gereken bir süreçti. Parlamento oluşmuştu. Farklı bir parlamento oluşup oluşmayacağı da çok belli değilken böyle bir sürece sebep olanlar bakalım umduklarını bulabilecekler mi, bulamayacaklar mı? Halkımızın, Türk milletinin burada sağduyusuna güveniyoruz. İşte biraz önce genel başkanımızı da dinledik. Meclis içerisindeki partilerin yaptıkları ortadadır. Yani hiçbir şekilde uzlaşmaya yaklaşmıyorlar. Milletin kendilerine verdikleri görev ve yetkileri bana göre kabul etmeden tekrar milletin karşısına çıkmış olmaları onlar açısından ne kadar doğru tecelli edecek bunu hep beraber göreceğiz. Yani parlamentoya giremeyen Büyük Birlik Partisi'nin bu seçimlerde halkımızdan yüksek oranda bir oy alıp yüksek bir teveccühle halkın karşısına çıkacağını düşünüyoruz. Bütün gayretlerimiz de bu noktada olacaktır inşallah. Tabii adaylarınız da değişti. Tabii siz yine ilk sıradasınız ama evet. Büyük Birlik Partisi'nin adayları da değişti. 7 Haziran seçimlerinin ardından bu bir enerji katacak mı partiye? Tabii ki yeni adaylarımız da enerjik arkadaşlarımız, düzgün arkadaşlarımız, bütün arkadaşlarımız öyledir zaten. Aslında adaylar genelde bu işe adaylık müracaatında bulunma cesaretini gösteren insanlara bakışım hep aynıdır. Evet. Bu manada yeni arkadaşlarımızla birlikte yeni çalışma dönemi içerisinde üstün bir performans gösterip milletimizin teveccühlerine fikirlerimizi kendilerimizi sunmuş olacağız. Tabii ki Büyük Birlik Partisi'nin zorlukları var. Bir defa bütçe zorluğu var. Evet. İkincisi baraj zorluğu var. Yani bu baraj önümüzde ciddi bir handikaptır. Ciddi bir algı oluşturuyor. Baraj handikap ortadan kalkmış olsa Büyük Birlik Partisi'nin maksimum potansiyeli %20'lere kadar çıkıyor. Yani diğer partilere oy vermeyecek kişilere sorulduğunda ikinci partiler olarak genelde Büyük Birlik Partisi ön plana çıkmaktadır. Bunları hep beraber bekleyip göreceğiz. Biz tabii iddiamızı sürdürüyoruz. İddialı bir çalışmayla, iyi bir oyla milletimizin teveccühüyle iyi netice alacağımızı düşünüyoruz. Tabii şöyle de bir algı oluşuyor insanlarda. Barajı geçemeyecek, milletvekili çıkaramayacak algısı. Daha önceki 7 Haziran seçimlerinde de bunu detaylıca sizinle konuşmuştuk ama bu Anayasa Mahkemesi'ne gitme süreci nasıl olacak? Bireysel başvuru hakkı halen geçerlidir. Yani o seçimden bu seçime değişen bir şey yoktur. Evet. Bireysel başvuru hakkını kullanabilmek için Sivas'ta işte en düşük oy alarak meclise giren partinin oyu kadar 55 bin civarında oy almak gerekiyor. Aslında biz Sivas'ta belediye başkanlığı seçiminde baraj algısı oluşmadığı zaman 56.500 oyu sadece merkezden almıştık. Bu mümkündür. Bu konuda milletimizin sağduyu göstermesi lazım. Bir de şu var ki yani hangi partiye verdikleri oy zay olmuyor. Yani burada partilerin ismiyle tek tek gündeme getirmek istemiyorum. X partisine verdikleri oyla netice elde edemediler. Z partisine verdikleri oyla da netice elde edemediler. Diğer bir partiyle verdikleri oyla da netice elde edilemedi. Yani oy öyle de zay oluyor, böyle de zay oluyor eğer zay olmaksa. Evet. O manada hiç değilse vicdanen rahat olabilecekleri, adaylarını benimsedikleri, prensiplerini benimsedikleri bir partiye ve bir partinin adayına oy verdikleri takdirde ki bu parti Büyük Birlik Partisi'dir. Her zaman doğruları söyleyen, doğruların yanında hareket eden, iktidar veya muhalefet ayrımı yapmadan doğru her meselenin yanında duran bir siyasi harekettir Büyük Birlik Partisi. Yani evet. Bakın çözüm süreciyle ilgili işte genel başkanımız çok sık söylüyor. Bu sürecin bir çözüm süreci olmadığını, bir çözülme, bir bölünme süreci olduğunu defalarca panellerle ortaya koyduk. Bu panellerden bir tanesini Sivas'ta yaptık. Ama gel gelelim ki kimse buna inanmak istemedi. Daha doğrusu inanmak istemeyenler iktidar kanadı. Akabinde gelinen nokta şu anda biz bunları görmemişiz, biz bunları fark etmemişiz. 3 yılda bunlar çok da güçlenmişler. Bu bombaları yerlerin altına nasıl gömmüşler gibi bir takım iktidarın aslında yapmaması gereken, söylememesi gereken işlerle karşı karşıyayız. İşte bugün Tatvan'da da yine 5 askerimiz yaralı. Evet. Orada evin hemen arkasına konulan bomba ne kadar tedbirsiz ve düzensiz hareket ettiğimizi, istihbari açıdan ne kadar zayıf bir noktada olduğumuzu gösteriyor. Türkiye milli hükümetler tarafından yönetilmediği takdirde, milli güçler iktidar olmadıkları takdirde dış devletlerin yönlendirmesi olacak işler bundan farklı olmaz. Türkiye'nin şu anda
mevcut pozisyonuyla birlikte Orta Doğu'da ve İsrail politikalarına uygun politikalara hizmet ettirilmeye gayret gösteriyoruz. Evet. Bu zinciri kırmamızın yolu milli duruş sergileyen, milliyetçi duruş sergileyen Büyük Birlik Partisi'nin iktidara gelmesi lazım. İktidara gelemiyorsa parlamentoya girmesi lazım. Hükümete ortak olması lazım. Milletin sesi ve sözü ancak böyle olunabilir diye düşünüyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Son olarak neler söyleyeceksiniz? Son olarak söyleyeceğim şudur ki 1 Kasım seçimlerine 30 gün var. Hemşehrilerimiz iyice düşünüp taşınacaklar. Yani neyi doğru biliyorlarsa ona göre oy verecekler. Biz bunu talep ediyoruz. İşte falana verirsek filan partiyi severiz ama oy alamaz, barajın altına kalır. Falana verirsek böyle olur. Mantığıyla hareket etmesinler. Aslında partilerin hangisine oy verirlerse versinler, hepsinin gittiği nokta aynıdır. Tek çözüm Büyük Birlik Partisi'dir. Biz bunu anlatmaya ısrarla devam edeceğiz. Bu mücadeleyi demokratik ve nezaketli bir şekilde, iddialı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Efendim çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Tabii sevgili seyirciler, 1 Kasım seçimlerine yaklaşıyoruz. Sivas'ta seçim heyecanı başladı dedik. AK Parti Sivas Milletvekili adayı Habib Soluk seçim çalışmalarına devam etti bugün. Soluk bu kapsamda bazı kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti. Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Sivas Milletvekili adayı Habib Soluk bu sabah İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan ve kurum personelini ziyaret etti. Peki şimdi tam alalım. Burada Ayhan'ın kurum çalışmalarıyla ilgili bilgiler alan Soluk, daha sonra Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü'ne geçti. Burada kurum müdürü Halil İbrahim Dağlıoğlu ile bir süre sohbet etti. Ardından İller Bankası'na geçen Soluk ve beraberindeki partililer, burada da personelden 1 Kasım erken seçimlerine öncesi destek istedi. Karayollar 16. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Soluk, kurumun bölge müdürü Aydoğan Aslan'la bir süre sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Teşekkür ediyorum. Karayolları çalışanlarıyla kurumun yemekhanesinde öğle yemeği yiyen Soluk, işçilerin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Sivas Devlet Hastanesi'nde ziyaret eden Soluk, burada yatmakta olan ve tedavi amaçlı gelen hastalarla görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastane başhekim İzzet Özgürlük'le de görüşen Soluk, Sivas'ın sağlık konusunda çağ atladığına dikkat çekti. SGK ek binasını ziyaret eden Soluk, daha sonra Ece Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek yaklaşan erken genel seçimler öncesi destek istedi. Efendim Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven sandıkların birleştirilmesine yönelik soruya cevap verdi. Güven, gündemimizde sandık birleştirme yok dedi. Peki bazı bölgelerde seçim güvenliği nasıl sağlanacağı ise tamamıyla merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven terör nedeniyle Güneydoğu'da bazı illerde sandıkların birleştirilme durumuyla ilgili açıklama yaptı. 1 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak 26. dönem milletvekili genel seçimlerinde özellikle Şırnak için düşünülen oy kullanılacak sandıkların taşınması yönelik iddialar konuşuluyordu. YSK Başkanı Sadi Güven bu konuya açıklık getirdi. YSK Başkanı Güven, YSK'ya gelişinde basın mensuplarının sandıkların birleştirilmesine yönelik bir sorusu üzerine gündemimizde yok cevabını verdi. Efendim AK Parti Sivas Milletvekili ve 2. sıra milletvekili adayı Hilmi Bilgin seçim çalışmalarına devam etti bugün. Eğitim Birten Sivas Şubesi'ni ziyaret etti Bilgin. Daha sonra Arap Şeyh Caddesi, Hocaahmet Yesevi Caddesi ve İstasyon Caddesi esnaflarını ziyaret etti. 1 Kasım seçimleri için destek ve dua istedi. Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Sivas Milletvekili ve Milletvekili adayı Hilmi Bilgin ilk ziyaretini Memur Sen'e bağlı Eğitim Birten Şubesi'ne yaptı. Hoş geldiniz. Konuşmasında mecliste grubu bulunan muhalefet partilerini eleştiren Bilgin, CHP ve MHP'nin tutumu neticesinde koalisyon hükümetinin kurulmadığına vurgu yaptı. 7 Haziran seçimlerine giderken Türkiye'de şöyle bir atmosfer vardı. Tüm muhalefet partileri, bugün mecliste olan tüm muhalefet partileri, bunların dış destekleri, bir takım Türkiye'yi bölmek isteyen terör unsurları, paralel yapı hep bir olarak tek bir amaca hedeflenmişti. Kimi siyasi parti olarak, kimi medyasını kullanarak, kimi silahı kullanarak AK Parti'nin tek başına iktidarını engelleyecek bir amaca kilitlenmişlerdi. 7 Haziran akşam muhalefet partilerinin genel merkezlerinin zafer kutlamaları yaptığını da kaydeden Bilgin, bu zafer çığlığının AK Parti'nin iktidarının engellenmesi nedeniyle yapıldığını ileri sürerek kamuoyunun önünde yapılan koalisyon görüşmelerinde CHP'nin 13 yıl boyunca iktidar partisinin çalışmalarını Anayasa Mahkemesi'ne götürerek hizmetlerini engellemesine rağmen biz koalisyon için günlerce CHP ile görüşmelerimize devam ettik dedi. Seçim akşamı muhalefet partilerinin genel merkezlerinde zafer kutlamaları vardı. Bu neyin zaferiydi?
kendilerine verilen görevi ifa etmiş olmanın bir zafer sarhoşluğu vardı. O da AK Parti'nin tek başına iktidarını engellemekti. AK Parti'nin siyasi anlayışıyla, AK Parti'nin millete hizmet etme anlayışıyla koalisyon kurmayı düşündüğümüz ve görüşmelerini yaptığımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir araya gelme şansı yok. Daha sonra Arapşehir Caddesi esnaflarını ziyaret eden Bilgin, esnaflardan destek istedi. İstikrar, huzur ve güven için 1 Kasım'da tekrar. Esnafların yoğun ilgi gösterdiği Bilgin, Hocaahmet Yesevi Caddesi'ne geçerek burada da esnaflarla sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi. 1 Kasım için bir kez daha emanet teslim ettik. Kesinlikle tabii ki. Ne yapıyoruz Sivas'ta? Koşuyoruz, İnşallah. Çok çalışıyoruz. İstikrar için, huzur için, güven için. İnşallah. Doğru mu? Son olarak İstasyon Caddesi'nin esnaflarını da ziyaret eden Bilgin'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Allah'ımız belli yani. Allah razı olsun. Efendim AK Parti Sivas Kadın Kolları da çalışıyor. Tabii seçim çalışmaları kapsamında milletvekilleri kadar onlar da ev ev gezerek 1 Kasım seçimlerinde kendilerine destek istiyorlar. AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanı Sayın Semiha İkinci stüdyomuzda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seçim süreci başladı. Vekillerimiz evet. Sahaya inmeye başladı. AK Parti Kadın Kolları da çalışmalarına devam ediyor. Evet, bayramın bitmesiyle birlikte bir bayram tatilimiz vardı. Biz bayramda da çalıştık ama üçüncü gün bayramlaşmamız vardı. Daha sonra da bizim parti içerisindeki planımızı, programımızı yaptık. Evet. Bugün itibariyle sahalara indik diyelim. Seçim çalışmamıza start verdik. Milletvekillerimiz sahadalar, il teşkilatımız sahada, gençlik kollarımız, kadın kollarımız hep birlikte inşallah 1 Kasım'a hazırlanmaya çalışıyoruz. Peki seçim çalışmalarında neler yapacak AK Parti Kadın Kolları? AK Parti Kadın Kolları seçim çalışmalarında neler yapacak? Şu anda biz işte yeni oluşmuş bir teşkilatız. Teşkilat çalışmalarımızı tamamladık. Mahalle teşkilatlarımızı tamamladık, ilçe teşkilatlarımızı tamamladık. Burada bayramın ikinci günü ben Suşehir ilçemizi ziyaret ettim. Oradaki teşkilatımızla görüştük. Bu arada sadece merkez değil, ilçeleri de 16 evet. ilçemizde de teşkilatımız var. Onları da motive etme, sahaya girme noktasında çalışıyoruz. AK Parti Kadın Kolları daha çok mahallelerde olacak. Kapı kapı, her çalınmadık kapı bırakmayacağız. İnşallah tüm mahallelerimizde, tüm evlerimize ulaşabildiğimiz kadarıyla çalışmaya ulaşmaya çalışacağız. Tabii seçim değerlendirmesi yapacak olursanız Türkiye'nin 7 Haziran'ın ardından 1 Kasım'da seçime gidecek Türkiye. Nasıl buluyorsunuz bu seçimi? Şimdi biz 7 Haziran seçimlerini bir kaza olarak görüyoruz. Evet. İnşallah 1 Kasım seçimleri de bu kazanın telafisi olarak görüyoruz. Onun için çok çalışmamız lazım. Hı hı. 7 Haziran'da halkımız sağ olsun bize %41 gibi bir oy verdi ama bu tek başına iktidara yetmedi. Partimizin gerekli genel kurulları, Sayın Başbakanımız koalisyon için bir CHP ile ve MHP ile görüştü. Koalisyon olmadıktan sonra da anayasal hak kullanılarak seçim hükümeti kuruldu ve hı hı. ülkemiz 1 Kasım'da seçime götürülüyor. İnşallah 1 Kasım'da tekrar tek başına iktidara gelip kaldığımız yerden hızla tekrar devam etmek istiyoruz. Tabii koalisyonla ilgili süreçte de merak edilen konular var aslında. AK Parti'nin koalisyon çalışmaları devam etti ama Bülent Arınç'ın da yapmış olduğu bir açıklama var konuya ilişkin. Koalisyon 40 gün, 4 günde kırlangıç yuva kuruyor ama 40 günde biz hükümeti kuramadık dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hükümet kurmanın tabii ki şartları var. Yani koalisyon kuralım, kurulabilir koalisyon, problem değil. Bugün kurarız ama bu koalisyonun ülkeye ne katacağı da önemli. Ülkeye ne verecek? Ülkenin önünü mü açacak? Yoksa 3 ay, 5 ay sonra çok basit bir bahaneyle ülkenin önü mü kapatılacak? Hı hı. Şu anda hatırlarsanız gerek CHP'nin gerek MHP'nin kilitlendiği bir tek nokta vardı. Cumhurbaşkanı görev alanına çekilsin. Evet. Yani hepsinin koşmuş olduğu şart bu. Şunu biz biliyoruz. Daha bir yıl önce Sayın Recep Tayyip Erdoğan kurucu genel başkanımız halkın karşısına çıktı. Kendisini anlattı. Karşısında da CHP ve MHP'nin ve diğer partilerin desteklemiş olduğu bir cumhurbaşkanı adayı vardı. Burada halkımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a %52 oy vererek cumhurbaşkanı seçti. Tayyip Bey cumhurbaşkanı seçildiği zaman ben işte geçeceğim makamımda oturacağım diye seçilmedi. Ne dedi? Ben her zaman halkımın yanında olacağım dedi ve onun gereğini yapıyor. Burada koalisyon görüşmelerinde Sayın Cumhurbaşkanı'nı
seçim malzemesi veya koalisyon şartı malzemesi yapılmanın çok bir anlamı yoktu. Evet. Bir de şu var, Sayın Cumhurbaşkanı devletin en üst makamındaki kişi, devleti temsil eden kişi. Herhangi bir siyasi partinin genel başkanı, bu Sayın Başbakanımız da olsa, Sayın Cumhurbaşkanımıza, sen orada otur, bu işlere karışma veya işte halkın içine inme, şudur budur deme gibi bir şey var mı? Yok. Ya bunu siz koalisyonun şartları arasına nasıl koyabilirsiniz? Evet. Yani burada baştan karşı taraf her iki partide koalisyon kurmaya çok niyetli değillerdi. Biliyorlardı ki halkın seçmiş olduğu Cumhurbaşkanımızın yetkileri hiçbir zaman bir pazarlık malzemesi yapılamaz. Bize de o şartı sürdüler ve koalisyon kurulamadı. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Için. Ben bu vesileyle bugün eğitim öğretim hayatı başladı tekrar. Tüm velilerimizin, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yeni öğretim yılını kutluyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili ve Milletvekili adayı Celal Dağgez'de seçim çalışmalarına devam ediyor. Bugün İstasyon Caddesi esnafını ziyaret eden Dağgez hem ülke gündemini değerlendirdi hem de esnaftan dua ve destek istedi. Seçim startı verdik. MHP Sivas Milletvekili ve Milletvekili adayı Celal Dağgez, İstasyon Caddesi esnafını ziyaret ederek 1 Kasım seçimleri için destek ve dua istedi. Bol kazançlar diliyoruz. İnşallah. Destek ve duanızı bekliyoruz. Hayırlısıyla inşallah. Esnaf ve halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Dağgez, ziyaretlerinde ülke gündemini değerlendirdi. Destek ve duanı bekliyoruz. İnşallah. Seni Allah'a emanet ediyoruz. Sağ ol Allah. Dağgez yaklaşan 1 Kasım seçimlerinde ülkenin kötü gidişine dur demek için MHP iktidarının şart olduğunu söyledi. Allah'a emanet değerli olun. Değerli bir insansınız, yolunuz açık sağ olsun. Sağ olun. Destek ve duanızı bekliyoruz. İnşallah. Allah'a emanet olun. Dağgez vatandaşların sorunlarını dinleyerek 7 Haziran seçimlerinin ardından AKP tarafından ülkede kaos ortamının oluşturduğunu belirterek her gün şehit haberlerinin geldiğini dile getirdi. Dağgez kötü gidişe dur demek için, yolsuzluğa haksızlığa önlemek için desteklerinizi bekliyoruz dedi. Valla memleketin hali ortada. Evet. Siz de ticaret yapıyorsunuz. Bunların hepsi düzelir. Yani bu bilerek, planlı, organize bir şekilde vatan evlatlarını toprağa düşürtüyorlar. Esnafın kurtlarını sıkmaya çalışıyorlar ki ülkenin başından gitmek istemiyorlar. Dağgez Başbakan Eski Yardımcısı Bülent Arıç'ın sözlerini hatırlatarak AK Parti hükümeti eğer bu ülkenin kaynaklarını gereksizce harcamasaydı bugün esnafımızla vatandaşımızla rahat rahat işini gücünü yapacaktı. Ancak AK Parti hükümeti ülkeyi sürekli geriye götürmüştür şeklinde konuştu. Her şey ortada. Hiç biz itiraf etmiyoruz. Kendi partilerin adamları itiraf ediyor. Başbakan yardımcı itiraf ediyor. Terörle ilgili itiraf ediyor. Hükümet kurmayla ilgili itiraf ediyor. Ne diyor Bülent Arıç? Biz istesek hükümeti kurduk diyor. Vatandaş üzerinde MHP hükümet kurmaya yanaşmadı şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayan Dağgez, bunun bir yalandan ibaret olduğunu söyledi. Bir dedik, anayasanın, ülkenin bölünmez bütünlüğünü koruyan maddeleri duracak. Bayrağımızın yanına bayrak çekmeyeceksiniz, dilimizin yanına dil koymayacaksınız. İki, bu çözüm sürecini kaldırın dedik. Daha o zaman bu kadar şehit de gelmiyor. Evet. Bunu buzdolabına koydunuz. Buzdolabına koymak, geri çıkartmak, kullanmaktır değil mi? Üçüncü maddemiz, 3-4 tane bakanını azlettiler. Bu adamların suçu yoksa niye azlettiniz? Suçu varsa meclis yargılama yeri değil. Yargılayın bunu dedik. Dördüncü şartımız neydi abi? Dördüncü şartımız da şu. Ya Cumhurbaşkanı, herkesin Cumhurbaşkanı olsun dedik. Evet. 90-80 milyonun Cumhurbaşkanı olsun dedik. Esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Dağgez, seçim sürecinde destek ve dua istediğini söyledi. Efendim 25. Türkiye Büyük Millet Meclisi Perşembe günü 3. ve son kez açılacak. Partilerin 1 Kasım seçimine yönelik hazırlıkları nedeniyle aynı gün tekrar kapatılacak. Hayırlı olsun. Sağ olun. 7 Haziran'da yapılan genel seçim sonucunda oluşan 25. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim Perşembe günü 3. ve son kez toplanacak. Anayasa gereği yapılacak yeni yasama yılı açılışı 1 Kasım seçimi öncesi liderleri bir araya getirecek. Sanayileşme, ekonomik kalkınma alanı. 7 Haziran'da seçilerek meclise giren ancak 1 Kasım'da aday gösterilmeyen milletvekilleri de meclis başkanı seçimleriyle bağımsız bakanların yemini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yurt dışı tezkeresi için yapılan oturumların ardından Perşembe günü katılacakları 25. dönem 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu toplantısında meclise veda edecek. Anayasanın 112. maddesine göre ant içmesi gerekmektedir.
25. dönem 2. yasama yılı açılışı nedeniyle mecliste ilk tören Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk Anıtı'nda saat 14'te gerçekleştirilecek. Anıta çelenk konulduktan sonra saygı duruşunda bulunacak ve İstiklal Marşı okunacak. Meclis Genel Kurulu saat 15'te toplanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Yılmaz, birleşim açtıktan sonra konuşmasını yapacak ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurul'a takdim edecek. Ardından İstiklal Marşı okunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yasama yılı açılış konuşmasını yapacak. Cumhurbaşkanının çözüm sürecine yönelik tavrına tepki gösteren HDP grubu, eş genel başkanı Selahattin Demirtaş başkanlığında meclis açılış töreninden önce toplanacak. Toplantıda Erdoğan'ın konuşacağı oturuma HDP'li vekillerin katılıp katılmayacaklarına karar verilecek. Meclis Genel Kurulu Cumhurbaşkanının konuşmasının ardından başka bir konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak. Danışma kurulu önerisiyle genel kurulun 1 Kasım'da yapılacak seçim nedeniyle tatile girmesi bekleniyor. Milletvekillerine gönderilen Türkiye Büyük Millet Meclisi 25. dönem 2. yasama yılı açılış davetlerinde resepsiyon programına yer verilmedi. Meclis yetkilileri yaşanan terör saldırıları ve şehit haberleri nedeniyle bu yıl resepsiyon yapılmayacağını belirtti. 7 Haziran seçiminde milletvekili olan ancak 1 Kasım seçiminde liste dışında kalan milletvekillerinin meclis açılışına gidip gitmeyeceği ise merak konusu. Liste dışında kalan isimlerin çoğu yeni yasama yılı açılışına katılıp katılmama yönündeki kararlarını son gün vereceklerini söyledi. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Tunceli'de şehit düşen binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in evine taziye ziyaretinde bulundu. 12 yaşındaki küçük kızı Buse'yi sevdi, öptü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tunceli'de şehit düşen jandarma binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in Ankara'daki evine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, şehit binbaşı Güzel'in eşi Burcu Güzel, kızı Sude Güzel, annesi Emine ve babası Yılmaz Güzel'e başsağlığı diledi. Yurt dışı gezisi nedeniyle şehit binbaşı Güzel'in cenaze törenine katılamayan Kılıçdaroğlu'nun taziye ziyaretine CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer de eşlik etti. Efendim Suudi Arabistan'ın Mina kentinde biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde büyük bir facia yaşanmıştı. Faciada 18 Türk acıdan haber alınamamıştı. 4 Türk acı hayatını kaybetmişti. 14'ü ise yaralı olarak kurtulmuştu. Yaralı olarak kurtulan Türk acılarsa bugün askeri uçakla Türkiye'ye getirildi. Suudi Arabistan'da yaralanan ve hasta Türk acılar askeri uçakla Türkiye'ye getirildi. Suudi Arabistan'dan aldığı yaralı ve hasta Türk acıları taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 Herkül tipi uçak Etimesgut Havalimanı'na indi. Beş saatlik uçuşun ardından yurda dönen yaralı ve hasta 24 acı sağlık görevlilerince ambulanslarla taşındı. Hacıların tedavilerine Türkiye'de devam edilecek. Yaralı hacıların Etimesgut'u askeri havalimanına gelişlerinde Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İrfan Şencan, AFAD Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Fuat'la Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Hakkı Yeşilyurt karşıladı. Nasılsınız? Cenaze yaptınız mı? Hasta ve yaralı hacıların durumuna ilişkin bilgi alan yetkililer onlarla sohbet etti. Efendim yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir basın açıklaması yapan Eğitim Birsen Sivas Şube Başkanı İlhan Karakoç, Milli Eğitim Bakanlığı'na da taleplerde bulundu. Karakoç, karma eğitim mecburiyetinin kaldırılmasını ve öğretmen açığının kapatılmasını istedi. Eğitim Birsen Sivas Şube Başkanı İlhan Karakoç, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir basın açıklaması yaparak Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Bizim Eğitim Birsen olarak önemsediğimiz karma eğitim mecburiyeti mutlaka kaldırılmalıdır. Sendika binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Eğitim Birsen Şube Başkanı Karakoç, sözlerinin başında yeni eğitim öğretim yılının eğitim camiası için hayırlı olması temennisinde bulundu. Karakoç, Milli Eğitim Şurası'nda alınan kararlar gereği isteklerini sıraladı. Karma eğitim mecburiyetinin kaldırılması ve öğretmen açığının kapatılmasını isteyen Karakoç şöyle devam etti. İlkokul 1-2-3'te din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin getirilmesi, ortaokullarda hafızlık eğitimi alacak öğrenciler için ara verme süresinin 1 yıldan 2 yıla çıkartılıp
bu hafızlık yapan öğrencilere dışarıdan imtihan hakkı tanınması. Memur Sen ve Eğitim Birsen olarak özgürlükler anlamında cuma namazı vaktine içine alan öğle tatil düzenlemesinin yapılmasını da isteyen Karakoç şunları kaydetti. Toplu sözleşme kazanımları içerisinde inanç ve vicdan hürriyeti kapsamında kamu çalışanlarına ibadetlerini daha rahat yapabilmeleri için imkan sağlayacak bu düzenleme Milli Eğitim Bakanlığı'nın kanunun konunun önemine binaen göstereceği hassasiyetle Ocak ayını beklemeden mutlaka çözülmelidir. Kariyer basamaklarındaki yasal düzenlemelerden ek ücretlerine kadar birçok konuda isteklerini sıralayan Karakoç, okulların bütçe sorunlarına değinerek sözlerini sonlandırdı. Okullarda bütçe verilmemesi nedeniyle yaşanan problemlere köklü bir çözüm mutlaka üretilmelidir. Okul yöneticilerinin eğitim liderliği yapmalarının önündeki en büyük engel, onların sanki bir para toplayan dilenci halinde veliden para talep etmesidir. Bunun çözümü ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci başına cüzi de olsa bir miktar bütçenin mutlaka her türde okula ayrılmasıdır ki biz Eğitim Birsen olarak da bunun takipçisi olacağız. Efendim AK Parti Sivas 5. sıra milletvekili adayı Hakan Akkaş da bugün seçim çalışmaları kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu. Esnafın sorunlarını dinledi. 3 yerel gazeteyi ziyaret etti. Ardındansa Sivas Valisi Halim Barut'u makamında ziyaret etti. Kurban Bayramı sonrası seçim çalışmalarına kaldığı yerden devam eden AK Parti Sivas Milletvekili adayı Hakan Akkaş, bugün ilk olarak Şehit İsmail Güneş basın sitesini ziyaret ederek burada yayın yapan yerel gazetelerin imtiyaz sahipleriyle çalışmalarını ziyaret etti. Bu yapılacak seçimi sadece bir tercih, siyasi parti tercihin ötesinde çok anlamlar olduğuna inanıyorum. Şu an istikrarın bozulmasından, tek parti iktidarın bozulmasından faydalanacak insanlar vardır. Ki bu faydalanacak insanlar da milletin kendisi değil, Türkiye'de yüzde birlik dediğimiz ekonomiyi, siyaseti her anlamda yönetmek isteyen insanlardır. Daha sonra Sivas Valisi Halim Barut'u makamında ziyaret eden Akkaş'a, Vali Halim Barut çıkmış olduğu bu yolda başarılar diledi. Doğrudan ve çoğunlukla etkileyeceğini tahmin etmiyorum. Vali Barut'tan çalışmalar hakkında bilgiler de alan Akkaş, Sivas'ın hak ettiği hizmetleri alması için var güçleriyle çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti. Ziyaret karşılıklı görüş alışverişiyle son buldu. Efendim genel sağlık sigortasından faydalanmak için uzatılan gelir testi süresi 30 Eylül'de sona erecek. Hiçbir sağlık güvencesi olmayan binlerce vatandaşın sağlık hizmetlerinden faydalanması için bu süreye kadar gelir testi yapıp genel sağlık sigortası kapsamına girmesi gerekiyor. Genel sağlık sigortası kapsamında gelir testi yapılmasıyla ilgili son tarih çarşamba günü. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan, işsiz, kayıt dışı çalışan ve sosyal güvencesi olmayanların da sağlık yardımı kapsamına alınması için genel sağlık sigortası uygulamasına geçilmişti. Buna göre herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadan hayatlarını sürdürenlerin başvuruda bulunarak gelir testi yaptırması ve aylık genel sağlık sigortası prim oranlarının belirlenmesi gerekiyor. Gelir testine başvurup gelir testiyle yaptırmayanlar için en yüksek gelir grubu üzerinden prim hesap ediliyor ve aylık 305 lira genel sağlık sigortası prim ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya kalınıyor. Bu nedenle genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup gelir testine hiç başvurmayan vatandaşlar en geç 30 Eylül çarşamba günü mesai bitimine kadar ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmaları gerekiyor. Efendim organ naklinin büyük bölümü canlı vericiden karşılanan Türkiye'de 28.635 hasta bağışlanacak organla sağlığına kavuşmayı bekliyor. En fazla organ bekleyen grubun başında ise böbrek hastaları geliyor. Türkiye'de yaklaşık 30 bin hasta organ nakli bekliyor. Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre beyin ölümü tanısı ve kadavradan organ bağışı her geçen yıl artan Türkiye'de organ bekleme listesinde 28.635 hasta bulunuyor. En fazla organ bekleyen grubun başında böbrek hastaları geliyor. Her yıl yaklaşık 6 bin yeni böbrek hastasının organ nakline ihtiyaç duyduğu Türkiye'de 60.454 hasta diyalize giriyor. Organ nakli bekleyen hastalardan 22.420'si böbrek hastalarını oluştururken 3.034 kişi kornea, 2.239 hasta karaciğer, 628 kişi kalp, 260 kişi pankreas, 46 hasta akciğer, 4'er kişi de ince bağırsak ve kalp kapağı nakli için bekliyor. Efendim vatandaşa kolaylık sağlanması için 12 Ocak 2015 tarihinden itibaren araç tescili ve sürücü belgesi işleri için randevu sistemine geçilmişti. Ancak uygulamadan haberdar olmayan ya da internet imkanı bulamayan vatandaşlar online randevu alamayınca Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.
Araç tescili ve sürücü belgesi işlemleri için Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Vatandaşların bu işlemler nedeniyle uzun süre bekleyerek mağdur olmamaları için 12 Ocak 2015 tarihinden itibaren randevu sistemine geçilmişti. Vatandaşların Sivas Emniyet Müdürlüğü www.sivaspol.tr adresinden e-randevu bölümüne girerek randevu almaları gerekiyor. Vatandaşların tescil ve sürücü belgeleri için randevu aldıktan sonra istenilen belgelerle birlikte randevu saatinden 5 dakika önce Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nde hazır bulunmasının yeterli olduğunu bildiren yetkililer böylece hiç beklemeden 15-20 dakika gibi kısa bir sürede işlemlerini tamamlayabileceklerini söyledi. Efendim Kurban Bayramı bitti, temizlikler başladı. Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Kurban Pazarı'nda kamyon ve dozerleri de devreye sokarak hummalı bir çalışma içerisine girdi. Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kurban Pazarı'nda temizleme çalışmalarına başladı. İl, ilçe ve köylerden hayvanlarını satmak için gelen besiciler ve hayvan tüccarları için büyük avantaj olan Kurban Pazarı, Kurban Bayramı'nın sona ermesinin ardından Sivas Belediyesi Temizlik Ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı. Hummalı bir temizlik çalışması başlatan belediye temizlik ekipleri, kamyon ve dozerleri de devreye sokarak alanı çöplerden temizledi. Sivas'ın Afik ilçesinde çıkan ve yaklaşık 4 saatte söndürülebilen yangında çok sayıda meyve ağacı zarar gördü. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da kazma ve küreklerle destek verdi. Sivas'ın Afik ilçesinde çıkan yangında çok sayıda meyve ağacı zarar gördü. Afik ilçesine bağlı Koşutdere Köyü Yamaç mevkisinde 2000 dönüm alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Afik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının söndürme çalışmalarına vatandaşlar da kazma ve kürekle destek verdi. Alevlerin boyunun zaman zaman 20 metreye kadar ulaştığı yangın yaklaşık 4 saatte söndürülebildi. Yangında çok sayıda dağ armudu ve alıç zarar gördü. Efendim bültenimize spor bülteni ardından hava durumu ve ekonomi bülteniyle devam ediyoruz. Medikana Sivasspor Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında deplasmanda Antalya Spor'un konuğu oldu. Kırmızı beyazlı ekip rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Medikana Sivasspor'un golünü Kvesevic kendi kalesine atarken Antalya Spor'un golünü ise Lazarevic kaydetti. Medikana Sivasspor bu sonuçla ligde puanını 5'e yükseltti. Karşılaşma sonrasında teknik direktörler müsabakayı değerlendirdiler. Futbolcu kardeşlerimiz elinden gelen gayreti gösterdiler. Kazanmak için son 7-8 dakika biliyorsunuz uzadı. O uzatmalarda sakatlıklar oldu. Bu sakatlıklar tam oyunun hızlı gittiği zamanda, gol bulacağımız zamanda tabii frenledi. Ama biz daha çok çalışıp önümüzdeki hafta Kasımpaşa maçını düşünerek ona odaklanacağız. Şunu söyleyeyim, ikinci devre iyi oynadık diyemeyiz. Bunu telafi etmek futbolcular kardeşlerimizin elinde. Bunu da Kasımpaşa maçında telafi edeceklerine inanıyoruz. Biz berabere kaldığımız için tabii ki mutlu değiliz. Çünkü oyunun büyük bir bölümü bizim kontrolümüzde geçti. Oynayan, kazanmak isteyen taraf olduğumuzu düşünüyorum. Pozisyonlarımız da bir hayli fazlaydı. Hem ilk yarı hem sonlara doğru özellikle tamamen kontrol bize geçti. Kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Ama birbirlik bir skorla ayrıldık. Son haftalarda beraberlik serisine takıldık. Maalesef bir türlü istediğimiz 3 puanı alamıyoruz ama şunu da görüyorum. Takımımız her geçen gün daha iyi oynamaya başladı. Her geçen gün daha üstüne koymaya başladığını görüyorum oyuncularımızın. İnşallah bundan sonraki maçlarda ya bundan sonra bir tane kazanıp artık istediğimiz 3 puanı almak tek umudumuz. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 4. hafta karşılaşmasında Sivas Belediyespor evinde Tuzla Spor'u konuk etti. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde oynanan karşılaşmayı Sivas Belediyespor 1-0 kazandı. Mücadele sonrasında Sivas Belediyespor puanını 7'ye yükselterek 5. sıraya gelirken Tuzla Spor 7 puan ile 4. sırada kaldı. Tarih oğulları hava durumu.
Sabihoğulları hava durumunu sundu. Efendim bültenimizi burada noktalayacağız sevgili seyirciler. Haber merkezi ekiplerimizin gün boyu derlemiş olduğu haberleri sizlere aktarmaya çalıştık. Yarın yine aynı saatte 19.45'te 4 Eylül TV Ana Haber'de buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, bizimle kalın.